Merhaba değerli dostlar. Başarı nedir diye sorulduğu zaman herkesin kafasındaki başarı tanımı biraz daha farklı. Kimisi işte başarıyı işte okumak, bir mektep bitirmek, efendim iyi para kazanmak, iyi bir kariyer edinmek, ondan sonra işte ne bileyim iyi bir ev almak, bir villa almak, araba almak böyle bu tür şeylerde başarılı olanlara bakıyorlar. Aslında başarı bu değil. Başarı demek bir insanın sonsuz hayatını kazanmasıdır. En büyük başarı budur. İki hayatımız var, bir dünya hayatı, bir de ahiret hayatı. Dünya hayatı geçici. Allah-u Teala dünyada herkesin rızkını vermektedir. Ne buyurdu? Rızkı herkese, ilmi dileyene, malı dilediğime verir. Dünyada insanların başarı ölçüleri çok yanıltıcıdır. Yani bugün işte çocuklara, gençlere anlattığımızda bu. Diyelim ki adam okudu, mühendis oldu, doktorasını yaptı ama dinini yaşayamadı. Bir trafik kazasında vefat etti ya da depremde ya da suda boğuldu, bir şey oldu. Vefat etti. Ahirete gitti. Şimdi ne getirdin? İnşaat mühendisi diploması artı doktoram var. Ama ahirette inşaat yok. Ahirette bunlar işe yaramaz. Dolayısıyla ahirete gideceğin zaman ona göre sepetini doldurman lazım. Bizim rahmetli Necati abi derdi ki her Müslüman erkek ve hanım kabir bunların çeyiz sandığıdır. Kabrine ne götürürsen onu açacaklar. Dolayısıyla hakiki başarı nedir dostlar? Hakiki başarı bir insanın Allah-u Teala'nın rızasına uygun olarak yaşamasıdır. Başarı bu. Zor olan da bu. Yani hem Allah-u Teala'nın rızasına uygun olarak yaşamak. Daha doğrusu kitaplarda şöyle bir formül edilmiş, verilmiş çok da güzel. Dünyada yaşadığın ülkenin kurallarına, kanunlarına uy, hapse girme. Allah-u Teala'nın kurallarına, emirlerine uy, cehenneme girme. Yani başarı bu. Yani dünyadayken işte belalı işlerden uzak dur, ahiretini kazanacak işler yap, cehennemden uzak dur. Şimdi biz gençlerimize başarının ne olduğunu doğru anlatalım. Başarı demek sonsuz hayatımızı kazanmak demektir. Sonsuz hayat nasıl kazanılacak? Birincisi helal lokmayla kazanılacak. Yani yediğine içtiğine haram katmayacaksın. Haram kattığın zaman zaten ibadetlere isteğin, meylin kalmaz. O yüzden helal nedir, haram nedir? Bunları çocuklarımıza, gençlerimize öğreteceğiz. Başarı nedir? Başarı Allah-u Teala'nın emirlerine uymaktır. Zaten Fatih Sultan Mehmet Han'ın şöyle bir sözü var. Ona da sormuşlar. Başarı nedir? Buyurmuş ki başarı sevgili Peygamber Efendimiz'in aleyhisselam yolundan, izinden gitmektir. Bundan daha başka başarı yoktur, olamaz yani. Gerçekten de onun yolundan, izinden tam anlamıyla gidenler başarıya ulaşır. Dünyayı bilir, aldanmaz. Ahireti bilir, aldatmaz. İşin özü bu. Demek ki nedir? Hani günümüzde bu kadar böyle İnsanın canını sıkan hadiseler var. Bunların büyük kısmı işte ahirette vereceği hesabı unutanlardır. Yani dünyayı yaşanmaz kılan bunlardır. Kul hakkına giren, yani komşuluk hakkından tutun envai çeşit haklar var. Başarı Allah-u Teala'nın dinine uymaktır. Allah-u Teala'nın dinine uyarken de dünyamızı kazanacak işte bir meslek sahibi olmak, başkalarına muhtaç olmamak, başkalarına yardım edecek hale gelmek, bunlar da yapılması gereken şeyler. Demek ki insanlar başarının ölçüsünü işte para, pul, maddiyat vesaireye indirgemişler. Böyle değil. Başarı bu uçağına girdiğinden vefat ettiğin zamana kadar Allah-u Teala'yı birinci öncelik haline getirmendir. Şimdi mesela bir iş yapılacağı zaman listenin başında Allah rızası var mı yok mu? Bu iş uygun mu değil mi? Ona bakıyor muyuz? Yok. İşte bu işten ne kadar para kazanacağız, bu işten ne kadar menfaat elde edeceğiz. Durum bu. Allah-u Teala'nın rızasını birinci sıraya çekmediğimiz sürece başarılı sayılmayız. Yani bunun karşılığını ödeyeceğiz. Ve bunu da zaten ayet-i kerimede estağfirullah فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٌ خَيْرًا يَرَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٌ شَرًّا يَرَى buyuruyor. Kim dünyada zerre kadar iyilik yaparsa karşılığını görecek, zerre kadar kötülük yaparsa karşılığını görecek. Çocuklara yapacağımız en büyük iyilik onları ahirete, sonsuz hayata hazırlamaktır. Zaten ahirete inanan bir kişi hadis-i şerif nasıl formüle etti? Yarın ölecekmiş gibi ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış. Ne kadar muazzam bir ölçü.
Yani bu dünya başarısını da zaten getiriyor. Hani sabahleyin erkenden kalkan, sabah namazı vaktinde kalkan bir kişinin çok vakti var. Öğlene kadar uyuyan başarısı olur. Öğlene kadar uyuyan günün yarısını öldürmüştür. Osmanlı'da nasıldı? Sabah namazından sonra hemen başlanır işe. Öğleden sonra ikindi vakti mesai biterdi. Dolayısıyla değerli dostlar, başarılı olun, çocuklara başarıyı böyle anlatalım. Başarı Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak ve sonsuz hayatı kazanmaktır. Onun dışındaki başarılar ikinci tür başarılardır. Evet, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.